Meksika yarışına hoş geldiniz. Aston Martin takımı 1-4. Son yarış fena değildi. Bu yarışta da sıralama anlamında 4-6'da başlıyoruz. Gayet iyi bir yer. Bakalım yine iyi bir performans gösterip üst sıralarda kendimize yer bulabilecek miyiz? Verstappen, Perez, Red Bull'lar her zaman olduğu gibi sıralama turlarında ilk iki sırayı kontrol ediyorlar. Aston Martin'ler ise yarışta iyi bir performans gösterip onları geçmeye çalışacak. Ferrari'ler 2-3 yapmayı başardılar. İyi bir kalkış. Onlardan Perez'i geriye attılar. Ulan Verstappen'i attın. Alçak herifler. Alçak herifler. Bu sefer ağır bir araçla Lökler mi geçti Alonso'yu? Lökler çok önceden geçti. Neyse. Şu an aracımız ağır. Yani benzin yükledim abi fazladan. Bilerek. Agresif başlayalım uzun sürsün diye. Sonra çünkü problem oluyor. Belki bir tur daha az alabilirdim benzini de. Neyse göreceğiz şimdi sonuçlarını. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık. Bu arada şurada süratlerimizi açalım. İyi bir kalkış olsun. Start finish düzlüğünde. Ondan sonra overtake veremeyiz gerçi. Ama bak burada geçecek şu an. Fernando Alonso. Alonso iki araç birden mi? Ama iyi kapattılar arayı derken Alonso ikisinin arasına girdi. Ve Perez'i dışarı gönderdi. Üçüncülüğü de aldı. Şimdi de Ocon'dan bekliyoruz benzer hareketler. Alonso bir anda iki pilotu birden geçmeyi başardı. İki kişi birden tokatlayıcı. Kendisine diyelim ikili tokatlayıcı falan böyle. Acayip bir adam. Her yarışta aynı hikaye. Burada yine sürat açalım. Sürat çok güçlü abi. Bence overtake'den daha güçlü bu oyunda. Neredeyse overtake gibi iş yapıyor. Açtığınız anda baksana hemen dibine kadar geliyor. İki pit stop stratejisi uygulayacağız. Yani oyunu da öyle ayarladık. Düzgün ayarlayamıyor işte ama yapay zeka sağ olsun. Ne benzin, benzini gerçi o söylemiyor da şey sıkıntı çıkartıyor özellikle tekerlek. Ona hiçbir şey yaptığı yok. Bunlarda ne lastikler varmış? Met. Anlıyorum. 1.3 saniye fark var. Ocon henüz sıralamadı, üst sıralara çıkamadı. O üzücü. Bu arada sen kalmışsın öyle kusura bakma. Biraz hızlandıralım. Yani klasik. Şurada basacağız yine sürate. Belki orada yetişip geçme şansımız oluyor. Parça geliştirmelerine baktığımda yapay zeka ekstra bir geliş. Oy! Lökler nereye gitti? Pazara gitti Lökler. Oo, şey Sainz'miş, çok pardon. Ferrari. Oo, neyse gülmeyelim, başımıza falan gelir aman ha. Bir an boş bulundum da. Bu arada Fernando Alonso çok yakın. Bu güzel bir haber. Güzel bir haber. Sonraki tur olay farklı bir boyuta gelebilir. Birden fazla kaza mı oldu? Bu arada Fernando Alonso ben kazamaza anlamam geçer giderim diyor. Birinci sıra geldi güzel. Aman kazamaza bilme boş ver zaten. Kaza dediğin şey iyi bir şey değil. Sakın bilme. Nasıl bir kaza olmuş abi? Ama güvenlik aracı girmedi, sarı bayrak var sadece. İki araç ha öyle bir of 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 dışarı taştı. Oo gitti. Adam yok burada. Hayırlı uğurlu olsun. Fena kaza yapmış. Tam bir ayar kırık. Bu şey mi? McLaren değil mi? Latifi diyor. Üst düzey Latifi bırakmış. Verstappen ikinci sırada. Evet Alonso geçmişti doğru. Ocon'dan da bir güzel performans bekliyoruz. Hadi bakalım. Alonso'ya sürat açsak mı acaba? Şöyle biraz hızlansa. Sen de alacaksın birazdan. Start finish düzlüğünde Aston Martin takımı bir yerde aradaki farkı açmaya çalışacak. Öbür tarafta geçmeye çalışacak. Şimdi Ocon Perez'e bir atak yapma girişimindeydi ancak yeterince hızlanamadığı için geçemedik. Güzel. Biraz toplasın. Şöyle takılsın. Birkaç tura belki yakalarım ben onu. Ocon şey Perez bir hata mı yaptı? Bana mı öyle geldi sanki? Araba kaydı gibi de. Şu an %91'deyiz.
Farkı da kapatamıyoruz. Alonso birinci sırada. Verstappen'in hemen önünde. Burada atak neyse kalsın artık. Ya aslında tekerleği zorlayabilirdik. Sonraki turda öyle yapalım. Tekerlekleri zorlayalım. Tempoyu. Fark bu arada kapandı. Verstappen atak yapmaya çalıştı ama Alonso korumayı başardı. En azından bu tur için. Önümüzdeki tur DRS'in gücüyle yerini kaybedebilir. Son 13 tur kaldı. Pit'e girmemize. Tekerlekler gayet iyi gidiyor. Rakiplerin tekerlekleri nasıl? Onlar da aynı seviyelerde. Güzel. Yani şimdi rekabetçi aracımız var. O yüzden biraz daha fark yaratabiliyoruz açıkçası. Yoksa mümkün değil yani. Bu tempoda bunlarla kafa kafaya gidemezdim ben. Burada acaba bir atak gelir mi? Ocon ama RS bitti. Dönüşünde belki olabilir ama şey yok. Hızlı kalkacak onlar. Alonso ikinci sıraya düştü. Olabilir, olabilir, olabilir. DRS avantajını biz kullanalım bir tur. Geçmezse iyi olur. Evet geçildi. Gördük abi. Gözümüzün önünde oldu. Gördük. Kapa konuyu. Şu dengeliği al. Senin tekerlekleri fazla yorduk biraz ama. Burada yine atak verelim. Dur sürat de alsın. Bu sefer geçme şansı olabilir. Dur dur dur. Yanlış yerde bastık. Burada basacaktık. Yine RS bitecek herhalde. Bitti. Ama geçme şansımız var. İçerideyiz. Alonso geçemedi. Geçti. Yani geçemedi dedim. Adam hemen var ya. Küfür eder gibi geçti. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Ocon 4 ve 3'ü zorlamaya çalışıyor. Elden geldiğince rakiplerin hatasını... Tekerlekler öldü abi. Yeter, yeter, yeter. Yeter. Adam diyecek ki sonra tabii yetiştiremem ben. Sen tekerleklerin içine ettin. Agresif sürdün arabayı. Bir saniye fark var görünüyordu. Hala bir saniye. Alonso aldı gidiyor yarışı şu an. Leclerc geçmeye çalışıyor Verstappen'i. Umarım başarılı olur. Umarım. Biraz Ferrari'nin gücünü göster. Alçak. Ferrari'nin gücünü göster. Hain. Bunu hızlandıralım. Alonso en hızlı turu atıyor. Leclerc 3. sırada kendine yer buldu ve önündeki Verstappen'i zorlamaya çalışıyor. Verstappen ise Alonso'ya çok yakın. Aman orada bir şeyler oluyor. Oğlum bir kaza yapacaksınız bak size. Sakın beni karıştırmayın o kazaya. Leclerc'le şey Verstappen. Bir dışarı mı taşıyorlar? Ne yapıyorlar? Arabaları kayıyor mu? Bir şeyler oluyor orada. Evet bir tur daha dönülmek üzere. Saygıdeğer izleyici 10 tur kalmış pit stop'a. Şurada bir zorlayabilir miyiz arabayı? Oğlum geç artık şu Perez'i geç. Abi yok ya. RS'yi doldurmamız lazım. Alonso yerini koruyor şu an için. Verstappen'in 0.3 saniye önünde. Öte yandan Ocon 4 ve 3'lük için gelmeye çalışıyor. Burada çok hızlı bir şekilde geldi ama geçişi yapamadı. Birazdan tekerlekleri standarda alacağım ve Verstappen Alonso'ya bir atak yapıyor. Burada geçmesi iyi değil ya da geçsin. Geçecekse burada geçsin. DRS'i biz kullanalım bari. Tempoyu ver. Geç kaldık gerçi. Bunu çok önce yapmam lazımdı. Neyse geçsin. Şimdi seni düzeltiyoruz. Alonso ikinci sıraya düştü. Tamam sorun değil. Hiç sorun değil. Bu turun sonunda sen kullanacaksın zaten. DRS'i. Önde 3 tane araç. Onlardan bir tanesi de Alonso gerçi. Geçebilir mi diye bakıyorum Ocon. Bu nokta 1 saniye. Acayip bir fark yaptı bu arada. Saygıdeğer Verstappen. Bir agresiflik alabilir miyiz? Biraz yetişelim. 0.5, 0.4 derken DRS ile kalkış. Geçer mi? 0.1 saniye. Alonso geçiyor galiba. Ama Ocon yetişemiyor maalesef. Ocon çok ağır kaldı. Maalesef. Tamam hızlandıralım. Şimdilik böyle gidecek gibi. Olayı tamamen pit stop stratejileri belirleyecek. Yarışı kim kazanacağını. Alonso düşüp duruyor. Arada düşecek, geçecek vesaire. Bir saniye fark idi az önce. Ocon maalesef geçemiyor. Burada tabii rakiplerin araçlarının biraz daha iyi olmasında etkisi var doğru.
Sana biraz sürat versek. Geçmek de zor yani bu pistte, işin tuhaf yanı. Hamilton az önce Ocon'u geçmeye çalıştı. Pit aralığı da geldi. Bu arada benim lastikler hala var ama. O zaman agresif sürelim. Bunun da bitmiş. ERS'si. Abi lastikler var, ben şu an pite girmem. Yani %40'ı görmesi lazım en azından. Tamam gireceğim abi, gireceğim. Alonso, Perez. Perez, ha güzel. Ferrari önümüzde şu anda. Ocon'un. Ferrari bayağı geriye düştü. Abi pit stop, daha turum var benim. Henüz girmem mecburi değil. Biraz daha bu şekilde devam edebiliriz. Sıkıntı yok. Tekerlekler gayet iyi durumda. Yani 19-25 arası pite girsen olur diyor. Oo, daha var abi. Lastikler gidiyor sonuçta. Bir tek Ocon'un lastikleri sıkıntıda. Bir de mesela rakip bir kişi pite girdi. Ona göre biz de gireriz şimdi. Ya yani Ocon girebilir şu an. Ocon girebilir bu arada. Evet, doğru. Sıradaki lastiğimiz hard lastik. Hemen alıp çıkalım. 7. sırada çıkacağımız söyleniyor. Evet. 6'da çıktık. Perez'in biraz gerisindeyiz. Sıkıntı yok. Alonso önde. 23 tur sonra tekrar Matt lastiğe döneceğimiz belirtilmiş. Alonso Verstappen farkı açılmadığı gibi saygıdeğer Verstappen bizi geçmeye devam ediyor. Bu arada Ocon Perez'i geçmeyi başardı çünkü agresif sürüyor arabayı. Agresif sürmezse memnun oluruz. Ya da yok, burada verme. 65 kalsın o. Kullanmayalım şimdi. Zor zamanda kullanırız. Verstappen geriye düştü. Leclerc onu geçmeyi başardı. Ocon en hızlı turu attı. Tekerlekler hala iyi durumda olduğu için pite girmek istemiyorum. Özellikle Verstappen'le benzer turlarda girersem benim için daha iyi olur. Ya da onlar acaba tek pit stop mu yapacak? Hadi bakalım. Alonso'nun tekerlekler bitmeye başladı. Hemen gidiyoruz pite. Senin pit stop stratejin bozuldu değil mi? Oo, geç kaldık. Bayağı sürdük daha doğrusu. Şimdi ben hard'a dönecektim zaten. Klasik. Burada da hard'a döndük. Aynı strateji. Hard'la çıksın bakalım. Onlar da girdi pite. Ocon birinci sırada. Alonso pitten gerilerinde çıktı. Müthiş. Abi bu olmadı işte ya. Geçmesi lazım. Sürat ver. Sana da sürat verelim. Farkı açabilmemiz lazım. Alonso geliyor bu arada. Verstappen'i de geçti. Arka arkaya. İzletse ya bize. Leclerc'i geç oğlum. Verstappen'i de geçti. İşte burada Fernando Alonso Ferrari pilotunu geçiyor. Arkasına Verstappen'i de geçiyor. Adam içişer içişer geçiyor. Oyunun tekrarları bile yetişemiyor bu konuda. Orada bir düzlükte geçmiş herhalde. Ulan Ferrari'yi geçsen ne olacak? Biz Verstappen'i geçmişiz. Esas o daha büyük bomba. Onu göstermiyor. Alçak. Yavaş yavaş benzinin artık sonlarına doğru geliyoruz. Bu bastırma temposunu düşürmeye başlayacağız. 0.5, 0.4. Bu şekilde sürmeye çalış. Ocon'un lastikler hızlı bir şekilde eriyor. Perez hemen önümüzde. Fernando Alonso aradaki fark açılıyor. Hatta oha oha, iki sıra birden kaybetti. Ne yaptın lan? Bir tempo düşürdük. Ne hale geldi adam? 0.2 saniye geçti de. Evet, Perez de bizimkini geçti. O da bir saniye fark vardı sözde. Bir tempo düşürdük, ne hale geldi araba. Her yerde sıralama kaybettik, iyi mi? Şu şey sürat alsın. Açıkçası son pit stoplar her şeyi belirleyecek. Yarışta başka türlü zor. Fazla benzin almama rağmen o bile tam olarak yetmedi bana. Sürat ver. Aa, bu kazanımdaymış.
Alonso Leclerc'in önünde ama Verstappen'i geçemedi. Geçmeye çalışıyor 2-3 için. Alonso şu anda geçti. Ocon birinci sıraya yükseldi. Alonso geçildi. Oğlum bir karar verin lan. Alçaklar. 3 saniye fark var Perez arasında. Alonso bir geçiyor, bir geçiliyor, bir geçiyor, bir geçiliyor. Orada hava koridorunun etkisi var. İkinci sıra, üçüncü sıraya yükselen adamın önünde araba olmadığı için sürekli yerini kaybediyor. Keza burada da benzer oluyor. Orada da bir de DRS faktörü de var. Burada artık farkı açtıracağız adama. Şimdi bunun temposunu arttırsam öbürü de alıyor. Kaç turu kaldı? Bir turu kalmış. Lan aban o zaman. Bunun bu da gerçi hemen hemen öyle olacak. Ya da bunu agresif sürdürelim harbiden. Dur bakın bu yarış daha iyi gidecek gibi lastik kontrolümüz. Umarım ki. Pit aralığı aktif. Ocon birinciliği aldı. Şu anda Alonso da farkı açmayı deneyecek. Ön tarafla farkı kapatmayı deneyecek. Evet. 1-2 ve Perez pit'e girdi. Vodafone arama artık. Arama, arama. Arama. Online servisinden yaptırtmıyorsun işlem alçak. Şimdi %58'de lastikler. Buradan MED lastiklere döneceğiz. Tekerlekler sıkıntıya giriyor. Benzin. Lan bu kadar benzini idareli kullandık. Bir şekilde yine sorun çıkarttı ya. Şimdi tur zamanları nasıl bu adamların? 1.20. Alonso'nun turu düşük. 1.19 attı. Bunun temposunu düşürdük. Bu da rezil bir tur attı. 1.22. 2 saniye fark azaldı. Baktığında yine. Evet. Ocon'un tekerlekler artık farkla alakalı ciddi sıkıntı yaratıyor. 15, 16, 17 gerisinde çıkacak Perez'in. Gir MED lastiği al. 5. çıkacağı söyleniyor. Buradan çıkacak. Hayırlısı. Peki Alonso kaç attı? 1.21. Leclerc hızlı tur atmış. Perez hızlı tur atmış. Ocon pit'ten çıktı. Daha uzun süre tutmayı düşünüyordum ama görüldüğü üzere düzgün tur atamıyoruz abi. Buna da pit yaptıralım. Evet. Ocon Perez'in arkasında çıktı maalesef. Yani olacağı oydu zaten de. 6 saniye fark yedi bir de. Peki bu farkı nasıl kapatacağız? Hadi bakalım. Alonso da arkasında çıkacak tabii ki. Hatta Ocon'un bile arkasında çıktı Alonso. O da güzel. Şöyle yapalım. Tempoları düşürelim. Yani burada artık Verstappen ve Leclerc, onlar pit'e girecek. Onların pit stopu sonrası yarışın sıralaması şekillenir artık. Yapacak bir şey yok. Güzel. Ya ben tekerlekleri biraz daha yiyeyim diyorum ama orada nedense tempoyu arttırmama rağmen aslında performans çok artmıyor. Tur zamanlarına da yansıyor bu. O halde dediği zaman aslında pit'e girmek daha mı mantıklı acaba? Bir sonraki yarışta öyle yapalım. Şimdi biz bunlardan iyi tur atabiliyor muyuz? Temposu düşük halde bile. Atıyoruz. Bayağı hatta 1.5 saniye kadar fark var. Güzel. Son 14 tur. Ama var ya pit'e girmeyebilirler ha. Oğlum tek pit stop mu yapacaksınız? Nasıl tek pit stop yapacaksınız lan? Alçaklar. %60'da tekerlekler. Tempo arttırsak bakayım öndekinin tekerleği abi tempoyu arttır ya yarış gidiyor ilk 2'de bitiririz diyorduk yani en azından şu an ilk 3 yapalım Perez önde olsun bunlar pit'e girmeyecek farklar nasıl kapanmaya başlıyor mu vallahi hiç kapanmıyor gibi ama 6 saniye fark var hala. Şimdi bunlar önde bir trafik yaptılar. Perez sonunda geçti. Bak ha. Yavaşlayın lan alçaklar. Tekerlekleriniz gidik. %50'lerde. Biraz hız verelim.
sürat de alsın. Alonso Ocon arasında bir yarış yer değişikliği oldu. 2 saniye, 1,5 saniye çok hızlı bir şekilde fark kapanıyor. Alonso çok hızlı geldi. Verstappen'in hemen arkasında şu an son 3 tur. Şimdi iki pilotumuzun birden geçiş yapmasını isteyeceğiz. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. Evet, Alonso en hızlı turu attı da ERS sıkıntısı başladı. Bir de benzin. Alonso geçer artık bence onu. Şurayı izleyelim. İki araç birden önünde şu anda. Ferrari ve Red Bull. Bataryayı doldurdum. Tamam artık. İtiraz etme, alçak. Matt lastik var. Lastikleri benimkinden daha fazla yıpranmış durumda ve çok yakında bu iki pilot geriye düşmeli diye düşünüyorum. Son 3 tur. Bu tur bitiyor. 2 tur kalacak. Özellikle start finish düzlüğünde atak yaparak ikinci sıraya oturursak mükemmel olur Fernando'yla. Ocon ise o da farkı kapatıyor gerçi buradaki trafikten dolayı. Sürat mı verelim? Biraz daha hızlansın o. O da gelip geçerse mükemmel olur. Evet, Alonso bu arada ta burada geçti. Güzel, güzel. Güzel. Birazdan koruyacak yerini, merak etmeyin. Sürat'ı verdim. ERS'm çok az maalesef. Artık olduğu kadar. Ve Fernando Alonso. Oh. Fernando Alonso geçmeyi başardı. Güzel. İkinci sıra geldi. Verstappen geriye düştü. Verstappen dördüncülüğe kadar düştü ve Ocon hemen diplerine kadar geldi. Harika. Yalnız yine bir benzin sorunu. Ulan o kadar benzin aldım. Hala mı ya? Kaç 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 kaç. Tamam, Ocon'un durumu biraz düzeldi. Ocon tur bindireceği vatandaşlarla mücadele ediyor. Geçer herhalde bunları. Son iki tur yarışta çok müthiş bir yarış bu arada. Rekabet son hızda devam ediyor. Sana dengeli verdim. Son turda belki bir atak için çaba gösterebilir. Tekerlekler yok. Onu geçemem. Öndekini geçemem. Bunlar tek pit stopla yarışı bitiriyor ya. Vallahi bravo. Şimdi senin durumun biraz daha iyileşti çok şükür. Bir agresiflik versek sana. Önünde hemen Verstappen var. Bunu geçersen mükemmel olur. Dene bakalım. Şöyle dene hatta. Bu tur geçersen mükemmel olur. Evet. Esteban Ocon 4. sırayı kovalamaya çalışıyor. 3'te de Leclerc'i geçebilir mi acaba? Abi daha bunu geçemedik. Ben burada dengeliden çıkmam lazımdı. Neyse, burada da geçerim ben. Tokatlarsın oğlum, aferin. Esteban Ocon 4. sırada. Çok güzel. Şampiyonluğa oynayan Verstappen müthiş bir düşüş yaşıyor. Son tur ve 1,5 saniye kadar fark var. Bakalım bu farkı kapatmamıza yardımcı olacak mı Aston Martin'in mükemmel aracı. Şurada bir hızlanma ver hemen. Benzin 0,2'den mi düştü? Abi gaza basamıyorum ki ya, benzini bitecek diye arabanın. Müthiş bir agresiflikle podyum için geliyor şimdi Esteban Ocon. 1,5 saniye fark var Alonso ile Leclerc arasında. Aha. Lan yarış bitti. Abi hızlandırılmış gidiyorum ya, göremedim. Yok, geçemeyiz. Burada hemen yarış bitiyor. Olsun. Olsun, güzel. 2-4. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Biraz daha erken gelebilseydi oraya Ocon, daha hızlı gelebilseydi üçüncülüğü de alırdık da. Bu da fena değil. Lan antrenman turlarını ben yapmıyorum, takım daha iyi oynamıyor. Sen böyle diyeyim de aman ha, başımıza iş çıkmasın. 2-4 gayet iyi. Bravo. Bravo. Alonso farkı biraz daha kapatmış oldu. Takımlar klasmanında fark kapanmadı mı? 31 puan aldık. Hayır, farkı açtı adamlar. Takımlar klasmanında mümkün değil ya. Abi 60 puan, 62 puan fark var. Nasıl geçeceğiz biz bunları? Kaldı geriye 2 yarış. Takımlarda olamayız da pilotlarda umarım Aston Martin bir tane şampiyon görür diyoruz.